Kazbeki'ye yolculuğumuz başlıyor. Didube istasyonuna geldik. Burada böyle minibüsler var. Tabii içeriye gelene kadar taksiciler, özel turlar sizi aklınızı çelmeye çalışıyor. Onun da farkında olmak gerekiyor. Çünkü onların daha farklı fiyatları. Biz şimdi bu minibüslerle gitmeyi planladık. Çünkü bunların fiyatı adam başı 15 lira. Şöyle girişte küçük pazarlar var. Bu pazarda yeme içme çok güzel, taze olarak satılıyor. Bir şeyler alabilirsiniz. Ne ihtiyacınız varsa buradan temin edebiliyorsunuz. Hiç merak etmeyin, her taraf bakkal, market, pazar dolu. Saat 10'da yolculuğumuz başladı diyelim, değil mi? Şimdi saat 10. Bakalım kaç saat sürecek. Güzel geziyorlar, baksanıza. Burası da bayağı turistik bir yer. Bu resim neydi? Bunu görmek için bayağı yollardan geliyor insanlar ama adı neydi unuttum. Ulusal bir şey resimleriydi. Kazbeki'ye ulaştık. Tam 3 saat sürdü. Evet, tuttuğumuz apart otele geldik. Bildiğiniz bina içinde daire herhalde. Bahçesi de böyle. Tam köy evi. Köy evi de değil işte, normal apartman dairesi gibi ama etraf çok güzel. Oo, bahçeyi de ekmiş kadın. Arkası güzel. Yalnız şu önde inşaat çalışması var, o kötü. Neyse, bir girelim bari. Yerleştikten sonra dışarıya çıktık. Ama yağmur geliyor sanki. Hem güneş var hem yağmur.
Olsun, çok da güzel. Gelir gelmez vakit kaybetmeden eşyalarımızı koyduk. Biraz yerleştik. Ve tepelere doğru yürüyüşe başladık. Evet, küçük bir masa hazırladık kendimize. Getirdiğimiz kuru yemişler, yemek yedik. Aa, hiç yemekleri de çekmiyoruz değil mi? Nerede ne yiyoruz? Evet, manzaramız da böyle. Şu dursunları. Günaydın. Bugün saat 10'da kalktık. Çok sessiz bir yer. Trafik yok tabii bu ara sokaklarda. Aşağıdaki ana yolda var sadece. Bizim apart yukarıda olduğu için. Bir de inekler falan da var. Çok güzel. Ara ara onların seslerini duyuyoruz. Şimdi ben böyle neredeyse 700 metre ileride market var. Oraya gidiyorum. Dönüşte biraz evi de göstereyim. Evde işte oranın sahipleriyle birlikte kalıyoruz. Başka da kimse yok. Sabahın köründe gerçi kalktılar. Biraz gürültü yaptılar sabah. Saat 7 falandı. Sabah sabah kendilerine herhalde kahvaltı hazırladılar. Neyse, ben de bir ekmek alayım. Sonra da geri döneyim. Harika bir gün bugün. Dün çok yağmur yağdı. Çok da bulutluydu. Biraz üzerimiz falan ıslanmış ama şimdi kurudu. Minik yavrusuyla. Hey minik. Pişt pişt. Güneşleniyor da. Bir süt aldım ama ekmek fırını bulamadım. Böyle de atlar sokaklarda kendi kendine geziyor. Çok ilginç. Aman durdu bir de. Tam da gelmiştim bizim eve. Şuraya kaçayım bari. Neyse, gidiyorlar. Hadi ya, şuradan dönecektim. Gelemiyorum, atlar var. Neyse, yukarıya doğru gidiyorlar.
Valla 10 dakika bekledim şu köşe başında. Bizim eve geldik. Yeri güzel aslında ama şu ön tarafta şu inşaat çok gürültü yapıyor. Bizden başka da kalan yok şu anda. Şimdi şurada kahvaltı yapacağız. Tam odamızın önünde. İşte böyle bir girelim. Bugün sokaklarda yürüyelim dedik. Ama yağmur başladı. Islanarak yürüyoruz. En iyisi bir otelin lobisine, kafesine gitmek. Bakalım, yukarıda bir otel var, oraya doğru yol alıyoruz. Şöyle şuraya sığındık. Kahvem de geldi. Allah'ım, en mutlu, en huzurlu olduğum anlar. Deminden şakır şakır yağmur yağıyordu. Şimdi böyle dinince biz de farklı bir otele geldik. Bu otelin lobisinde oturup kahvemizi içiyoruz, doğaya bakıyoruz, karşımızdaki dağlara bakıyoruz. Yarın da şu yukarıdaki manastıra çıkmayı planlıyoruz. Bakalım nasıl gideceğiz. Bugün dinlenme. Aşağı doğru bir yürüyüşle otelimize bir uğrayacağız. Yukarıda bayağı güzel oturduk. Hava da açtı. Deminden çok yağmur vardı. Demin dediğim yani 2 saat olmuştur. 2 saattir yukarıdaki otelde oturduk, kahve içtik. Zaman geçirdik. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Çiçek topladım kendime. Yine yukarılara doğru çıkıyoruz. Hayda. Böyle boş geziyor hepsi. Atlar da, inekler de. Aman bir de böyle bakınca huylanıyorlar. Bu gece yemek için Kazbegi'nin sırtlarında olan Rooms Otel'e geldik. Güzel, değişik, yöresel yemekler var. Mesela bu sodalara çok güzel. Ben çok beğendim. Haçapuri bitmek üzere. Şurada falafel salatası var. Bir de değişik kişnişli patates vardı. Bu da güzel. Ortam da güzel. Dışarısı şimdi karanlık ama dağlara doğru manzaramız vardı bugün. Fırına gittim, ekmek aldım. Bugün 3. günümüz. Ekmekleri de böyle sıcacık çıkıyor gerçi fırından. Fiyatı 1.40. Neredeyse 18 lira gibi herhalde. Şimdi yavaş yavaş kahvaltıyı hazırlamaya gideyim. Burada kahvaltımızı yapacağız şimdi ama ilk önce biraz odamızı göstereyim şöyle camdan. Girince çekemedim gerçi ama işte bu kadar. Bir tane büyük yatak. Şurada da küçük bir yatak. Girişte buradan. Bu kadar bir yer. Şimdi ekmeğimizi aldık. Kahvaltı için mutfağa gideceğim.
Yani burada yemek yapmaya falan da düşündük ama çok da iç acıcı değil. Yani bir kahvaltı hemen zar zor hazırlıyorum. Mutfak böyle. Çamaşır makinesi vardı. Biraz çamaşır yıkadık. Kaç gün oldu çünkü. Böyle işte. Bugün biraz toparlanmış gerçi. Geldiğimizde 2 gündür. Bayağı bir dağınıktı. Sabahın köründe gerçi tangır tungur sesler çok oluyor ama. Neyse ben şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Evet, merkezden taksiye bindik. Bizi yukarıki kiliseye götürecekmiş. Manastır daha doğrusu, değil mi Bilal? Samarba. Yürünecek gibi değildi çünkü. 6 kilometre ama çok dik bayır, virajlı yollar. Anlaştık tabii, şu merkezde dolu taksiler var. Herkes farklı fiyat söylüyor. İlk bize söyledikleri fiyat 60 liraydı. Şimdi biz neredeyse yarı fiyata anlaştık bakalım. Manastıra geldik. Bunda tamir var. Tamiratı var. Bizim taksici şimdi aşağıda bizi bekliyor. Dediğim gibi 600 dedim 60. Kömeyli ay. Nazirli kömeyli. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Nazirli kömeyli. Nazirli kömeyli. 10 kapik, 5 kapik nazirli. Allah razı olsun. Kömeyli kapik bağışla. Kömeyli kapik. Cumhuriyeti. Burada da başıboş atlar. Ya insan korkuyor değil mi bir de? Ne yapacakları da belli değil. Dün mesela bu sokaktan gittiğimizde bildiğim birbirlerine çifte atıyorlardı.
Orada sen de olsan seni de götürecek. Aa, evet. Bu otel de güzel bir otel. Hatta al, korktum. Hatta akşama buraya gelelim diye düşünüyorum. Nasıl? Ama burada fazla sanki şey yok, insan yok gibi. O kadar büyük otel aslında ama. Gerçi biz bunun fiyatına bakmıştık. Pahalıydı geceliği. Şöyle de bir şey yaptık biz. Ucuz bir kalacak yer bulduk. Gün içinde de böyle güzel otellerin lobilerine dinlenmeye gidiyoruz. Yani aradaki farkı sonuçta yeme içmeye harcıyoruz. Bu da güzeldi yani. Güzel bir fikir bence. Ah, daha bu kadar da tepe. Bakayım manastır nerede? Evet, şuradan. İşte şurada. Şu tepedeki. Şurası. Oradan indik. Aşağı taksiyle. Gerçi taksici otele kadar götürürüm dedi ama ya çok zoru seviyoruz ya. Dedim ki bu sabah çok yürüyüş yapamadık, bari tepeye yürüye yürüye çıkalım. Biraz enerji harcayalım. Sonra kahvemizi içelim. Dedim. Evet, bayağı bir yokuş çıkıyoruz. Günaydın. Bugün son günümüz. Şansımıza şakır şakır da yağmur yağıyor. Dışarıda kahvaltı yapamayacağız ama ben yine buraya kahvaltımızı hazırladım. Şöyle. Kahvaltıdan sonra aşağıdaki matruşka denen minibüslere binerek Tiflis'e dönüyoruz. Dağlar, hoşça kalın. Çok güzeldi. Bugün de böyle dağlar kendini göstermiyor ama biz yeterince günlerdir onu seyrettik. Tırmandık, yürüdük. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Evet, ayrılıyoruz. Kahvaltı yaptıktan sonra dağlar ne halde? Kahvaltı yaptıktan sonra işte bu evden ayrılıyoruz mahallemizde. Kaldı orada bavul. Kalsın. Bavulu al al. Belki güne gelir. Gidenler var bizim gibi değil mi? Bugün bayağı soğuk. 12 derece. Ha, bizim anne de bakıyor oradan. Dur el sallayayım ama. Şimdi Tiflis'e geri dönüyoruz. Oradan da Kutaisi'ye gidiyoruz. Yolculuğumuz devam ediyor ama Kazbek'i bitti. Bavullarla minibüs durağına doğru indik.
saat başı Kazbek giden, Tiflis'e giden minibüsler var. Hatta matruşka deniyor bunlara. Şurada da yazıyor zaten. Şimdi saat 10 minibüsüne bineceğiz biz de. 15 gel. Burası.